Serap Hanım nasılsınız? İyiyim. Bugünün şampiyonu olmaya, bu haftanın şampiyonu olmaya hazır mısınız? Hazırım. Gözden mi hazırlar? 9300'ü yaptı, üzerine de efendim 3 saniye arttırdı. Sona doğru biraz heyecanlandık. O bol keseden bizi bir titretti. Evet ama çok iyi yarıştı Gözden. Değil mi? Gerçekten. Daha iyisini yaparsınız. Hesap net. Kaç harf alacaktık? 5 harf. 5. Ne kadar süre arttıracaktık? 4 saniye de arttırdık. 5'e 4. 5'e 4. Evet. Gelsin mi ilk soru peki? Gelsin. Bu da 4 harfli. Buyurun şöyle sorulmuş. Sesli harfle bittiğinde açık, sessiz harfle bittiğinde kapalı sıfatını alan ses birliği. Türkçe'de en fazla 4 harften oluşabilen ses birliği. Türkçe'de... Hece. Nedir? Hece. Hecedir. Gayet güzel. Hadi gelsin yenisi. Şöyle bir soru. Diyor ki bir partnerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikleri niteler bu sözü. Çift. Çift oluruz bir partnerle birlikte ama o etkinliklere neden çift olarak katıldığımız etkinlikler. Mesela çok detayına gerek yok. Batak oynuyoruz. Ama çift İkili olarak. İkili çiftli ya bir par. Hı? Karşılıklı. Briç oynuyoruz. Daha elit olalım. Batak neymiş? Tamam mı? Nasıl ama yani partnerim var. Partnerimle birlikte oynuyorum. Karşılıklı. Demek ki bu nasıl briç? Çiftli değil o. Ya o benim partnerim, o benim neyim? Ne? Eşli. Eşli. Güzel bağırdık eşli diye. İsmi eşli olan dönüp bakardı ya. Evet vallahi. Buyurun yenisi gelsin. Gelsin. Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip. Bizim nokta nokta. Bizim ekip, bizim çoluk. Seneye bu nokta noktayı değiştireceğim. Takım. Nedir? Takım. Değil. Fransızca kökenli. Ekip, takım. Bisikletin bedeni içinde kullanılır. Bilir misiniz bisikleti? Gövde. Yok gövde değil. Batı kökenli. Batı kökenli. Harf de almadım. Batı kökenli bir kelime. Bulursunuz bunu ama. Askerlik muhabbeti hiç dinlediniz mi? Hep derler ki... Pert. Aynı ekip, aynı nokta nokta Allah olsun yine yani. Yaparım. Hayır, hayır. Batı kökenli. Bilemeyeceğim yani. Futbolda, takım sporda... Dedim. Yok, hayır. Değiştirdik. Nokta noktayı değiştiriyoruz bu sene. Nokta noktaya yeni katıldı. Kadro. Kadro. Kaçırdık treni. Canım sağ olsun. Neyse artık harf alır. Süremiz bol. Evet. Süremiz bol. Tadını çıkara çıkara yarışalım. Buyurun gelsin. Düzenli işleyen, aksamayan bu anlamda bir sıfattır. Harf alayım. Hatta diyelim ki saat için kullanılıyor. Düzenli işliyor, aksamıyor. Benim saatim? Dakik. Dakiktir. Gayet güzel. Kaybediyor demişim değil mi? Kaybediyor basit ekendi. Buyurun efendim şöyle sorulmuş. Bağlantı, ilgi, irtibat. Bu anlamlarda da kullanılan Fransızca kökenli bir sözcük bu. İrtibat, iletişim, bağlantı kurduk kendisiyle. Connection. Connection, o düpedüz İngilizce. Evet. Bu Fransızca kökenliymiş. Kontak. Kontak. Olur mu? Kontakt. Olur mu? Olur. Oldu. Oldu. 600 puan. Haydi 6 akıllar bitir. Şöyle bir soru. Diyor ki çevresini, olanı biteni fark edemeyecek duruma gelmiş. Gözü kör olmuş. Yok canım öyle değil. Çevresi... Ya biraz bugün biraz şey. Sen bugün biraz... Kayık yani. Kayık değil de daha yaygın kullanma. Bak cep telefonunu da lavabonun orada unutmuşsun. Getirdim. Dalgın. Dalgın buyurun efendim. Beraber yarışıyoruz. Kolektif çalışıyoruz. Böylesi daha da keyifli oluyor bazen. Evet. Kazanma şansımız yoksa ya aynen. Serbest. Keyif almaya bakacağız. Serbest. Yapacak. Buyurun bakalım. İsmiyle çıkardığı sesi taklit eden eğlencelik fişek. İsmini daha doğrusu o çıkardığı sesten almış. Eğlencelik fişek. Harf alabilir miyim? Alayım. Eskiden bayramlarda şunlarda bunlarda serbest. Artık çok tehlikeli. Patlatılıyor sokakta. Neydir ondan onun mı? İsmi işte? Neydi o ya? Neydi bir, bir harf daha alayım. Buyurun. Kız kaçıran, torpil. Başka ne vardı?
En yaygını. Biliyorum ya bunu. Ben de patlatmıştım zamanında ama. Tamam söylemeyin çocuklar özenmesin. Harf alayım. Ay pardon. Buyurun. Patlattık da ne oldu? Bak bu hale geldik çocuklar. Çıt pıt. Çıtı pıtı. Çıtı pıtı başka bir şey. Çıtı pıt mı? Çatapat. Çatapat olur. Durdurdunuz mu? Tamam. Çatapatı da koyduk yerine. Elimizde kaldı 1 dakika 43 saniye. 7 soruya cevap vereceğiz. Oyalanmayalım. Tamam. Hadi gelsin. Batı kökenlidir. Şöyle sorulmuştur. Kar sağlayan, gelir getiren, verimli. Batı kökenli. Harf alayım. Harf alalım. Durdurdular bu arada. Ve çok güzel yerden geldi harf. Kar neydi? 4 harfli bir şey bulalım. Kar. Kar. Kar sağlamak, nokta nokta sağlamak, nokta nokta getirmek. Bu böyle ekonomik bir tabir galiba. Evet. Kar da ekonomi tabiri. Bu da öyle. Keşke bir harf daha alsaydım. Hadi verdim bir harf daha. Bir harf daha istedik be. Bir tane daha. Yok artık olmaz. Yahu hani 4 harfli. Bakın T'si de geldi. Ne? Rant. Rant. Rant sağlayan. Rant. Mesela presentable. Presentable. Rantable. Bunlar zordu. Evet. Bu 8 harflerin ikisi de belaydı. Ya özür dilerim. İlk, ikinci 7 harfli ve ilk 8 harfli belaydı. İkinci 8 harfli kolay. Şu. Hadi. Korkuyorum. Acaba böyle bir tabir daha önce duydunuz mu? Bence rentable'dan zor. Dudak üstünde yer alan, gür olmayan ve biçime girmeyen kıl birikintisi. Bıyık. Rahmetli Öztürk Serengil. Bıyık da. Nasıl bıyık? Güzel. Yani eğer orada bıyık varsa 3 harf kaldı geriye. Evet. Kıl bıyık. Kıl bıyık değil. Tüy bıyık. Tüy bıyık da değil. Pis bıyık. Nedir? Pis bıyık. İşte odur. Tebrik ederim. Yenisi gelsin efendim. Uzunca bir soru ama çok basit cevap. Belli boyutları olan bir alanda sebze, meyve, çiçek, ağaç yetiştiren ve bunu belli bir düzende yapan kişi. Mesleği nedir onun? Mesleki unvanı. Ay. Sebze meyveci. Akla Zeki Müren'i getirir. Zeki Müren mi? Zeki Müren'i getirir, evet. Yani bahçe. Orada çalışan ha? Bahçıvan. Ne derler? Bahçıvan. Ne derler? Bahçıvan. Bahçıvan! Bir tane daha zor var. Bahçıvan geldi aklıma da böyle çok komplike bir şey. Zeki Müren kafanız karıştırdı, evet, fark ettim ben. Filmi vardır efendim. İzlersiniz, hoşlanırsınız da. Vallahi tamam, neşeli izleyeyim. Bilmiyordum. Çok neşeli film. Tamam. Görürsünüz. İki kelimeden kısmen renkli. Bir tek rüya sahnesi renkli. Bak aklıma geldi. Tamam. Hakikaten çok güzel film. Buyurun, şu biraz zor soru. Nüans. Çokça kullanılır dilimizde. Tını gibi. Ses. Hayır. Fark. Nüans. Onun Türkçe kökenli karşılığını istiyorum sizden. Fark. Fark da biliyorsunuz Türkçe değil. Buyurun. Mesela nüans farkı derler, yanlıştır bu. Çünkü zaten farktan bahsediyor. Tamam. Bunlar küçük ayrım. Nüanslar derler, o da evet, yanlış. Ayrımları farklı. Ayrım ama nasıl ayrım? Bir harf daha alabilir miyim? Bir tane daha istiyoruz. Sürem bitiyor. Harf alayım. Yani böyle ayrım ama çok... İnce ayrım. Gerek yoktu diğerine. 600 puanlıyım. Ne kadar süre kaldı? 9 saniye. Son 3 soruyu görelim. Evet, görmek istiyorum. Ha gayret efendim. Bu çok kolay zaten. 2 kelimedir. Tamam. Diyor ki yemek tariflerinde yaklaşık 200-250 mililitrelik ölçüler bir için... Bir bardak. Ne bardak? Su bardağı. Su bardağı. Gayet güzel. 2 kelime, 10 harfi. Gayet basit. Buyurun geliyor. Fitte fesat amacıyla... Fucur. Hayır, sakin. Fitte fesat amacıyla çift taraflı dedikodu yapmak. Gıybet. Oradan oraya. Laf taşıyan. Mekmak. Laf taşımak. Tamam. Batı kökenli bir kelime. O zaman harf alıp durdurur. Böyle sevdiğiniz mesela solistlerin, müzisyenlerin hayatlarını inceler misiniz? Açıp böyle okur musunuz onlar neler yapmış, evet, hangi albümü kaç senesinde çıkartmış falan bakarsınız değil mi? Evet, bakıyorum. Tamam, o zaman kolay soruymuş. Yani ama bilmiyorum. Görün. Bir müzisyenin ürettiği albümlerin ve şarkıların kronolojik
listesi. Harf alayım. Harf istedik. Bir müzisyenin ürettiği albümlerin ve şarkıların kronolojik listesi. Böyle bir liste. Playlist değil de. Playlist değil. Değil, değil. Biliyorum yani. Şey... İçinde bir eğlence mekanı var. Pavyon değil. Değil. İçinde bir eğlence mekanının ismi var aynı zamanda. Eğlence mekanı. Eğlence mekanı. Disko. 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 Disko nesi? Disko listesi. Yok liste değil. Disko. 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 Böyle bir çizel, çizgi, çizimle anla. Diskografi, diskografi. Diskografi. Evet. Tam yani. Çıkın falan aklıma geldi. Eğlenceli miydi? Evet, güzeldi. Lazım olan da o zaten. Bir de size kocaman alkış.